Gün ortasından hepinize merhabalar. Gündemi aktarmaya çalışacağız sevgili izleyenler. Evet, dolarda 2016 yılının son çeyreğinde başlayan ve 2017'nin ilk aylarında 4 TL sınırına kadar ulaşan yükseliş trendi tersine dönmeye başladı. En son 11 Ocak'ta 3.94'ü görerek Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bu yükseliş artık düşüşe geçti. Bugün itibariyle 3.57 seviyelerinde. Kapalı çarşıya dönelim. Detayları TVNET muhabiri Ersin Karata konuyla değerlendirecek. Evet Ersin, Türk lirası değer kazanmaya başladı. Bu trend devam edecek mi? Sebepleri nedir? Öğrenebilir miyiz? Sizi dinliyoruz. Pelin Karabaş, sen de aslında ifade ettin. Dolar tarihi zirvelere çıkmıştı ancak o zirveden geri gelmeye başladı ki o direnç kırıldı diyebiliriz. 3.57 seviyelerine kadar ulaştığını söyleyelim. Doların tabii bu bağlamda da Türk lirasının değer kazandığını görüyoruz. Peki bu Türk lirasının değer kazanma seviyesi nerelere kadar çıkacak? Dolar nerelere düşecek? Euro'da neler olacak? Ve bu düşüşün sebebi nelerdir? İşte bunları soracağız, bunları konuşacağız. Yanımızda yayın konuğumuz olacak. Volkan Kuğucuk, piyasa uzmanı, yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk yanımızda olacak. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Siz de Kapalı Çarşı'ya hoş geldiniz. Evet. Dolar tarihi zirveleri görmüştü. 3.90'lara çıkmıştı, 3.95'lere çıkmıştı. Ancak şu anda bakıyoruz bir gerileme söz konusu ki Şubat'ta, Şubat ayı ortalamasında bir güzel bir gerileme vardı. Bu rakam nerelere kadar gelecek? Dolardaki düşüş ne olacak ve bundan sonra nasıl bir piyasa bekliyor Türkiye'yi? Sebepler ve nedenler aslında. Şimdi biz baktığımız zaman dolar TL'de 3.50'nin üzerindeki bu aşırı yukarı hareketin, yukarı volatilitenin, yukarı oynaklığın devam ettiğini gördük. 3.90'ın da üzerine dolar TL'nin hamle yaptığını gördük. Şimdi bu hamleyi mantık çerçevesinde değerlendirmemiz çok mümkün görünmüyor. Piyasanın vermiş olduğu anlamsız bir reaksiyon gibi görünüyordu. Burada bir köpük vardı ve şu anda bu köpük hızlı bir şekilde geri alınıyor ki dolar TL yükselişe başladığı yere tekrar geri geldi, hızlıca geri geldi. Şubat ayı çok çok önemliydi. Çünkü Şubat ayında TL'deki değer kazancı %4'lerin üzerine ulaştı. Şu anda TL Şubat ayına geçtiğimiz dönemlere baktığımızda %4 daha değerli. Bundan sonraki süreç ne olacak aslında, buna biraz değinmek gerekiyor. Sene başından beri aslında Aralık ayında Amerikan Merkez Bankası FED 2017 yılı içerisinde 3 kez faiz arttırımı yapabileceğini ifade etti. Fakat şu anda tutanaklara baktığımızda Mart ayı bir kere faiz artışı noktasında Fed'in gündeminde değil. Nisan ayında Fed toplantısı yok. Geriye bir tek Mayıs ayı kalıyor. Şimdi Mayıs ayında Fed toplantıda faiz arttırımı yapacak mı? Bunu da tabii ki biz ihtimaller dahilinde olasılık tablosuna baktığımızda şu anda bu olasılık %50'nin üzerinde değil. Ama Haziran ayı %50'nin üzerinde, %60'ın da üzerinde bir oran görmekteyiz. Dolayısıyla Mayıs ayına kadar şu anda piyasalar rahat olmaya devam edecek. Ama FED yapmış olduğu tutanaklarda açıkladığı verilerde şunu da söylüyor. Ne enflasyon noktasında birazcık daha kalıcı olan hareketi görmek istiyor. Çünkü enflasyonu FED'in hızlı faiz arttırımına yönelik şu anda çok da rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Ama enflasyon Mart ayı içerisinde Nisan ayında da dahil olmak üzere FED'i rahatsız eder bir duruma gelirse o noktada FED de faiz artış noktasında adımlarına başlayabilir. Çünkü FED iki şeyden imtina ediyor. Bir, enflasyon noktasındaki bu yukarı yönlü enflasyonun hızlanması durumunda geç kalmaktan korkuyor. İkinci korktuğu da şu, enflasyonist baskından daha enflasyonist baskı başlamadan eğer hamle yaparsa, FED faiz noktasında bir hamle yaparsa, çünkü bunun biz geçmiş yıllarda gördük FED'in yapmış olduğu hamlelerde bu hatayı. Dolayısıyla bu hatayla birlikte de Amerikan ekonomisinin yeniden resesyona doğru burnunu çevirmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla FED birazcık daha net kanıtlar görmek istiyor. Dolayısıyla şu anda piyasalar FED'i birazcık daha kenara bıraktığı için TL tarafında yani gelişmekte olan ülke tarafında pozisyon almaya devam ediyor. Borsada yukarı yönlü hareket bugün itibariyle devam ediyor. Dolarda 3.56, 3.57 bandına kadar geri çekilmenin devam ettiğini gördük. Şimdi burada asıl soru şu. Eğer dolar TL gerileme eğilimine devam edecek, hangi seviyelere kadar gerilemeye devam edecek? Şimdi biz bunun için teknik grafikleri kullanıyoruz. Bu grafiklerden faydalanmaya çalışıyoruz. Burada bize grafiklerin gösterdiği 3.50'nin de altına
bir sarkma bandımızın olabileceği yönünde. 3.48 seviyelerine kadar bir gerileme bandı içerisinde kalabiliriz. Dolayısıyla 3.50-3.48 bandını şu anda 3.55'in altında kaldığı müddetçe bekleyen bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz. Burada sadece küçük bir parantez Borsa İstanbul tarafını açmak gerekiyor. Yaklaşık olarak 15-16 bin puanlık bir yükseliş yönlü hareket var. Şu anda dolar TL'de gerileme olmasına rağmen Borsa İstanbul'da o beklenen hızlı bir yukarı hareket performansı olmuyor. Bunun da etkisi 15-16 bin puanlık bu yükselişin bir miktar daha sindirilme çalışması. Dolayısıyla borsa yatırımcısına da 90 binli seviyelerin önemli bir eşik, önemli bir direnç eşiği olduğunu ayrıca belirtmek yerinde olacaktır. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şu an ellerinde dolar bulunan yatırımcılar, küçük vatandaşlar, küçük esnaflar, küçük yatırımcılar ne yapmalı? Dolar satılır mı şu anda? Elden çıkarmak mı gerekir? Bekletmek mi gerekir? Buradan yatırımcılara ne gibi tavsiyede bulmak gerekir? Şu anda satış için birazcık daha geç kalmış görünüyor yatırımcılar. Baktığımız zaman dolar TL'de hani 3.50-3.55'in altında 3.50 seviyesine kadar 5 kuruşluk bir gerileme hareketi var. Gerileme hamlesinin olabileceğini aslında değerlendiriyoruz. Zaman zaman gün içinde 3.60 seviyelerine kadar bugün için ve yarın içinde tepki yükselişleri gelebilir. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Ama şu anda dolar almak isteyen yatırımcıların, hani benim dolar almam lazım, ödemem var ya da borcum var noktasında olan vatandaşların 3.50-3.55 bandında bu seviyeleri alış fırsatı olarak değerlendirebilirler. Döviz satmak için şu anda birazcık daha Fed'i izlemeye devam edeceğiz Mart ayında. Çünkü biz dünyada bundan 10 yıl önce hiçbir şekilde Amerika tarafında ve Avrupa tarafında siyasi riski konuşmazdık. Hep orada ekonomik dataları dikkate alırdık ama şu anda Avrupa'da özellikle Fransa'da Le Pen, Amerika'da Trump sonrası oluşan siyasi belirsizlik, politik belirsizlik aslında piyasaların ekonomik verilerinden önce gündeme geldi. Dolayısıyla buraları da izlemeye başladık. Aslında piyasalar olarak birçok veriyi aynı anda kontrol etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben dolar almak isteyen yatırımcıların 3.55-3.50 bandı beklemelerini tavsiye edebilirim. Döviz satışı için de yukarı yönlü hareketlerin gözlemlenmesi gerektiğini tavsiye edebilirim. Burada tabii vatandaşın önemli olan vadesinin ne olacağı. Yani şimdi 15 günlük bir vadeden söz ediyorsak farklı bir senaryo ortaya koymamız gerekir. Ama kalkıp 3 ay ya da daha üzeri bir vade konuşuyorsak o zaman farklı bir senaryo ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ederim, sağ olun. Evet, Pelin Karabay, doların nabzını konuştuk, söylemiştik. Dolar tarihi zirveleri çıkmıştı ancak o tarihi zirvelerden geriye gelmeye başladı. Bugün itibariyle 3.57 seviyelerine ulaştı ve bu rakamın da daha da aşağı düşeceğini ifade etti bize piyasa uzmanı Volkan Kuğucuk diyelim ve sözü şimdi sana bırakalım.